Efendim herkese yeniden merhaba. İsrail'de Benjamin Netanyahu liderliğinde kurulan fakat bünyesinde aşırı sağcı, ırkçı ve radikal dinci partilerin bulunduğu yeni hükümetin kuruluşu aşamasında sadece ben değil, dünyadaki birçok aklı başında insan şunu söyledi. Böyle bir hükümet İsrail'de İki yönlü savaş cephesi açar. Birincisi demokrasi bağımlılarının, demokrasiye bağlı olanların tepkileriyle bir Yahudi iç kırılması yaşanır. İkincisi bunu örtbas etmeye çalışabilecek belki de yeni bir Filistin savaşı çıkabilir. Bu iki öneride yani iki düşüncede bugün doğrulandı. İsrail'de muhalefet yani İsrail'in kendi muhalefeti demokrasiyi savunan, İsrail'i savunan, savunduğunu söyleyen özgürlüklerin ve bağımsızlığın aynı anda bir arada olması gerektiğini savunan liberal, sosyal demokrat, sosyalist, demokrat bütün kesimler sokağa indiler ve özellikle Benjamin Netanyahu hükümetinin yüksek mahkemenin yetkilerini tırpanlama üzerinden geliştirmekte olduğu fiili darbeye yani demokrasi darbesine İsrail'in yıkım günü başlığı altında büyük gösterilerle karşı koymaya başladılar. Yıkım günü çünkü bir ülkede eğer anayasa değişikliği demokrasinin vazgeçilmez unsuru olan güçler dengesini ortadan kaldırmaya ve bir tek adam yönetimiyle yargıyı idarenin ve hatta parlamentonun da değil idarenin kontrolü altına almaya çalışıyorsa orada zaten sağlıklı bir demokrasinin olmadığını herkes kabul eder. Ama İsrail'in özellikle Tel Aviv'de birikmiş olan demokratik geçmişi ve oradaki demokrasi yanlılarının örgütlü yapılanması, işçi sendikaları ve diğer bütün profesyonel meslek gruplarının direnişi bugün İsrail sokaklarında yüz binlerin inmesine ve özellikle Tel Aviv-Ayalon otoyolu üzerinde yürüyen insanlara faşist bir kimlik taşıdığı ifade edilen Kamu Güvenliği Bakanı Itamar Ben-Gvir'in emriyle çok ağır, orantısız güç kullanan polislerin saldırısına da neden oldu. Yani İsrail'in birinci cephesi olarak adlandırabileceğimiz iç cephesinde çatışma günü bugün başladı. Ve bu kolay kolay bitecek gibi gözüken bir durum değil. Tam tersine her geçen gün biraz daha büyüyen, her geçen gün yeni bir sorunla karşılaşan bir süreci yaşıyor İsrail. Ve özellikle Itamar Ben-Gvir, Kamu Güvenliği Bakanı'nın pazartesi günü Başbakan Benjamin Netanyahu ile buluşmasında neden ben güvenlik kabinesine alınmıyorum, neden yalnız bırakılıyorum yönündeki aşırı sert tepkilerinin yumuşatıldığı ve kendisine tam yetkilerin verilmesinden sonra da bütün İsrail polis teşkilatına demokrasi yanlısı protesto gösterisi yapanlar anarşisttir ve o gösterilerin hukuki bir temeli olmadığı için elinizdeki bütün gücü kullanarak bunları dağıtacaksınız emri verdiği de ortaya çıktı. İşte bu çerçevede Tel Aviv ve çevresinde ve Kudüs'te ve diğer kentlerde İsrail polisi demokrasi yanlısı muhalefet unsurlarına karşı tazyikli su, ses bombaları ve buna benzer bütün malzemelerle geniş bir saldırı düzenledi ve çok sayıda insanı gözaltına aldı. Bu arada Netanyahu yaptığı açıklamada Ben-Gvir'in konuyu anarşizme karşı kararlı mücadele görmesini destekliyorum. Polis güçlerine karşı zor kullanılmasını asla kabullenemeyiz.
Yolların trafiğe kesilmesi hukuk dışıdır. Emniyet güçlerimize bu anarşistlere karşı sürdürdükleri mücadelede tam yetki ve destek veriyorum dedi. Bu esasında İsrail'de iç çatışmanın yükseleceğini ve Yahudi nüfus arasında belki de silahlı bir kimlik kazanma yönünde ilerleyeceğini göstermesi bakımından önemli. Nitekim ana muhalefet lideri eski başbakan Yair Lapid açıklamasında çok enteresan bir şey söyledi. Dedi ki, polis müdürlerine sesleniyorum. Ülkede çatışmayı tırmandırmaya çalışan Ben Giver'in emirlerini dinlemeyin. Halkı karşınıza almayın. Protestocular vatansever insanlardır ve İsrail için, demokrasi için mücadele ediyorlar. Demokrasi ve polisin görevi ifade özgürlüğünü korumaktır diyerek resmen polise ayar verdi. Şimdi enteresan bir nokta da şurada, biliyorsunuz İsrail çok özel bir ülke, nüfusu az olduğu için siz askerlik görevinizi yapıyorsunuz, sonra silahınızla beraber eve gidiyorsunuz ve sizi rezerv yazıyorlar. Yani olağanüstü bir durum olursa vesaire silahınızı kaptığınız gibi rezerv olarak bulunulan yere gidiyorsunuz. Fakat bu adalet reformuyla İsrail'e demokratik bir demokrasisine darbe gelince bir grup rezervist, yani şu anda sivil hayatta olan ama fiilen her an askere alınabilecek hukuki zemindeki çok büyük bir kesim açıklama yaptılar ve silah arkadaşları başlığında da örgütlendiler. Bu adalet reformu sürecinde halka karşı yapılacak operasyonlarda yer almamak için kendilerine sefer görev emri verildiğinde veya geldiğinde o sefer görev emrine uymayacaklarını açıkladılar. Bu inanılmaz bir durum. İsrail gibi ordu devleti olan bir devlette. Ve nitekim bugün Tel Aviv'deki gelişmeler ve çatışmalarda iki rezerv asker gözaltına alındı. Bunların iki protestocu askerin çok önemli bir seçkin birlik olan Sayeret Matkal Tugayı'nda görev yapmış oldukları ve rezervist oldukları ifade edildi. Sayeret Matkal Tugayı'nda Netanyahu da görev yapmış. Silah arkadaşları şöyle bir açıklama yaptılar. Burada ne yaşandığı çok açık. Sayeret Matkal tutuklandı. Netanyahu da Ben Giver'in rehinesidir diye. Şimdi gelen bilgiler İsrail ordusunun özellikle Batı Şeria'da körüklenen çatışmalar çerçevesinde çok ciddi bir rahatsızlık hissettiği yönünde ve bu olaylara karşı bir tepki geliştirdiği yönünde. Yani o hükümetin içinde yer alan Itamar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich isimli iki ırkçı olduğu ifade edilen bakana karşı İsrail ordusunun da gardını yükselttiği yönünde bir yaklaşım var. Nitekim daha önce ifade etmiştim, Batı Şeria'daki Huvara kasabasında Yahudi yerleşimcilerin kasabayı basarak her yeri yakması ve yüzlerce insanı yaralaması olayını İsrail ordusu merkez komutanı tüm general Yehude Fuchs, bu adam aynı zamanda Batı Şeria'dan sorumlu, yaptığı açıklamada aynen şunları söyledi. Huvara Filistin mülteci kampına yerleşimcilerin saldırısı tam bir pogromdur. Pogrom etnik temizliğin veya kitle katliamının bir öncesi. Onu öyle görün. Pogrom. Büyük katliam hedefli bir saldırıdır. İsrail ordusu yerleşimcilerden kaynaklanan Yahudi terörü ile de bu mücadelede kararlıdır. Bu Yahudi terörü lafını ilk defa bir İsrail komutan söylüyor. Ve şu nedenden söylüyor anladığım kadarıyla. Bu yerleşimciler Bezalel Smotrich ile
Evet, İtamer Bengivir'in adamları olduğu için söylüyor. Böyle giderse yerleşimcilerden ölenler olacak. Bu pazartesi günü de olacak idi. Son anda döndü ve bu istikrarsızlığı daha da arttıracak. Biz tedbirliydik ama böyle bir pogrom hareketini beklemiyorduk. Ellerinde yanıcı maddelerle geldiler. 20'den fazla mekana yöneldiler. Evleri ve arabaları rastgele yaktılar diyor. Bunu söyleyen Tümgeneral Yehuda Fuç, o bölgenin sorumlu komutanı. Yani esasında bir kristalizasyon yaşanıyor ve benim anladığım kadarıyla İsrail ordusu da bu adamların Batı Şeria'da geliştirdikleri bu savaş ortamına karşı çok ciddi bir tepki duymaya başlamış gözüküyorlar. Nitekim yerleşimcilerle İsrail ordusu arasındaki çatışmaların yer yer devam ettiği belirtiliyor ama yine Itamar Ben-Gvir'in emirleri doğrultusunda İsrail ordusuna bağlı bir konvoyun o bölgede öldürülmüş olan Amerikan vatandaşı ama Yahudi bir şahsın katillerini bulma bahanesiyle son derece hassas Jericho mülteci kampına girdikleri ve şu anda o kamptan düzenli ve sürekli olarak silah seslerinin geldiği belirtiliyor. Yani ikinci cephe, Filistin cephesi de bütünüyle açılmış durumda. İsrail bir yanıyla iç, bir yanıyla dış gibi gözüken ama esasında hepsini aynı coğrafyada birlikte yaşadığı iki büyük çatışmanın içine, iç çatışmanın içine girmiş durumda. Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail Büyükelçisi Tom Knights bugünlerde aşırı dincilerin ve ırkçıların sevmediği bir adam yaptığı açıklamada sanıyorum sağduyu sahibi hiçbir İsrailli yerleşimcilerin evleri arabaları yakmasından insanlara saldırmasından gurur duymadı. Bu tür gelişmeleri derhal önlemek lazım. Önümüz Ramazan ayı ve bu sanıyorum işleri biraz daha karmaşık hale getirecek dedi. Benim anladığım kadarıyla bütün dünya, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve aklı başında bütün Yahudiler bir büyük endişe içine girmiş durumdalar. Ama Benjamin Netanyahu ve adamları ve oradaki ırkçıların geri adım atmaya niyetleri yok. Bu çatışmayı aksine yeni bir politik zaferin manevrası olarak gördükleri yönünde de çok ciddi kaygılar yaşanıyor. İsrail'i baştan beri uyaran bir kanalı izliyorsunuz. Bunu devam ettireceğiz tabii ki. Hoşça kalın.